yemeğe geldik, bitireceğiz. Başka çaresi yok. İlk yağında bazı şeyler verdin, hani parayla kazanamazsınız ya da kitaplarda falan okuyamazsınız, sadece onu yaşamanız gerekir. Burası öyle bir yer, hani sadece yaşayın, kazanmanız ya da kaybetmeniz önemli değil ya da düşmeniz, sadece gelin ve görün. Running'tan hepinize mutlu günler. Şahane bir kliple açtık bugün programımızı. Geçen yıl gerçekleşen Likya Ultra Yolu Maratonu'nun klibiyle açtık. Gerçekten film gibiydi, inanılmaz şu anda. Hala tüylerim diken diken oluyor benim izlerken. Bugün Likya Yolu Ultra Maratonu'nun tüm detaylarıyla konuşacağız. 23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu sene organizasyon. Hemen stüdyomuzdaki konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Likya Yolu Ultra Maratonu yarış direktörü Profesör Doktor Taner Damca bugün konuğumuz olacak. Ve geçen yıl bu zorlu parkurda başarılı bir şekilde tamamlayan yazar, ultra maraton koşucusu Yonca Tokbaş'ı ağırlayacağız ve geçen yılki deneyimlerini detaylı bir şekilde paylaşacağız. Dilerseniz onları bekletmiyorum, hemen sohbetimize başlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klibi izlerken gerçekten Yonca, seni özellikle izledim pür dikkat. Kim bilir neler geçti bir film şeridi gibi aklından, tüm detaylarıyla bugün programda konuşacağız. Öncelikle ama dilerseniz Taner Hocam sizden başlayalım. Bu yarış direktörlüğünü yapıyorsunuz uzun yıllardır. Aynı zamanda doktorluk mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Nasıl dahil oldunuz uzun etapta birlikte böyle projeye, sizden başlayalım. Ben çok uzun süredir, doğduğumdan beri sporla haşır neşirim. Koşuyorum çok eskiden beri. Çok şanslı bir çocukluk geçirdim. Zonguldak'ta doğdum, büyüdüm. Orada çok uygundu her şey koşmaya. Çok hareketli, güzel bir çocukluk geçirdikten sonra tıp fakültesine geldim İstanbul'a. Ve dağcılığa başladım üniversitede. Doğayı zaten çok seviyordum. Dağcılığı da çok sevdim. Sonra koşmayı birazcık daha ciddi yapmaya başladım. Ya da yarış koşmaya başladım. Maratonlar koşmaya başladım. Sonra doğada nasıl koşulur diye ararken, doğa ve koşuyu birleştiren bir yarış var mı diye ararken, kendimi Sahra Çölü'nde buldum 2001 yılında. Ve o benim hayatımı değiştirdi. Çok harika bir deneyimdi Sahra Çölü Ultra Maratonu. Maraton de Sal. Sonra bütün her şeyim değişti. Tabii bu arada onu koştuğumda doçenttim mesela. Çok yoğun bir iş yaşamım da vardı. Ama bunun güzelliği bu zaten, koşmanın.
rekreasyonel koşmanın güzelliği bu. İşinizi, gücünüzü yaparken aileniz, sorumluluklar, para kazanma, başarı kazanma, her şeyin arasında koşuyor olmak müthiş bir şey. Güzel tarafı bu zaten. Biz veteran sporcularız. Ben bunu harika buluyorum. Hatta profesyonel spordan da güzel buluyorum. Tabii profesyonel spor çok değerli, elit sporcular ama bu başka bir şey. Derken işte ikisini bir arada yürüterek bu noktalara geldik. Sonra benim yaşamımı değiştirdi maratonda hesap. Sonradan koştuğum çöl maratonları da. Evet, Taner hocamız aynı zamanda bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin ilk çöl maratoncususunuz. Bunu da buradan bir kez daha duyuralım. Dedim ki bu niye Türkiye'de olmasın? Çünkü harika bir şey ultramaraton. Gerçekten insanı bambaşka noktalara getiriyor. Geliştiriyor, öğretiyor. Sonra 2006 yılında Gökşin Ilıcalı ile çok eski arkadaşımdır benim Gökşin. Oturduk bunu Türkiye'de yapabilir miyiz diye konuşmaya başladık. Önce biraz şaka gibi konuştuk. Sonra ciddiye bindi iş. 2006'dan beri, 2006'dan yani Likya Yolu Ultramaratonu başladı. 2010'a kadar çok yoğun hazırlıklar yaptık. Çünkü hiç böyle bir şey yapılmamıştı Türkiye'de. Dünyada da buna benzer bir şey yoktu aslında. Konsepte olan maraton tam olarak benzer yoktu. Oturduk kurguladık her şeyi sıfırdan. Sonra 2010 yılında gerçekleşti. Şimdi bu noktalara geldik. Aynı şekilde devam ediyor. Gerçekten muazzam bir parkur. Toplam 509 kilometre uzunluğunda tarihi Likya yolu ancak 240 kilometrelik bunun bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşulacak şekilde 6 günde tamamlanıyor aslında. Yonca'cığım sen de bunu geçen yıl gerçekten başarılı bir şekilde tamamlayan 3 Türk kadından biriydin. Ama önce biraz daha seni geriye götürmek istiyorum. Senin de spor hayatın çocukluk yıllarına mı dayanıyor ve spor nasıl hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi yavaş yavaş. Sonra koşu, sonra ultramaraton. Sırada ne var merak ediyorum açıkçası. Evet, çocukluğumuzdan beri var. Bizim ailemize spor önemliydi. Spor için teşvik çok fazlaydı. Ne olursa olsun herhangi bir şekilde sporla haşır neşir olmamıza imkan veriliyordu. Ve bir şeyler buna engel olmasın isteniyordu. İşte ben tenisle başladık. Okulda yapılan jimnastikli spor dersleri hiçbir zaman atlanmadı. Hani kaytarmıyordunuz yani. Hayır, hiçbir zaman kaytarmıyordu. Bir de çok seviyordum. Yani ben aslında hatırladığım zaman hani en çok sevdiğim şey hayal kurmak ve koşmak. İşte oynamak, ne bileyim mahallede yakar top oynamak birdir. Bir atlamak neydiyse tenis oynamak her bulunan ortamda. Spor içerikli bir şeyler yapardık çocukken. Hayatımızın bir parçasıydı hareket, aslında. Hareket tabii ki. Aynen, sokakta oynamak da buna dahildi. O yüzden sonra ilerledikçe hani düşünüyorum mesela lisede bizim okulumuzda spor gerçekten gene önemliydi. Hatta hayatımda ilk defa Kapadokya bölgesine okulla beraber gittim ve Ihlara'yı da o zaman biz yürüyerek geçmiştik. Benim etrafımda hiçbir okulda bunu yapan bir öğrenci yoktu mesela. Böyle böyle devam etti. Üniversiteye geldiğimde de ilk yaptığım şey bir spor salonuna gidip benim mesela üye olmaktı. Yurtlarda iptidai koşullar vardı banyoda. Şimdi hem sporumu yaparım hem güzel bir yerde duşumu alırım falan diye düşünüyordum. Hani hep bir parçası. Aynen zaten. Öyle parçası. Hı-hı. Sonra üniversitede spor kulübü üyeliği, ne bileyim oradan oraya derken ama esas ben de 2009 yılında bir şekilde Arda beni hadi gel koş vesaire derken kocam. Kendimi koşunun içerisinde buldum. O zamanlar ben koşma, dizlerin ağrısı sana bakmam falan demişliğim var yani Arda'ya. Hatta sonra onlar şey dediler, senin bu hale geleceğini bilseydik biz de. Aman Allah'ım. Koşu 10 kilometre, 15, 21 derken bir ufak sakatlık geçirdim sağ ayağımda. Hatta onun hala kalıcı sakatlığı var ama önemli bir şey değil. Likya yolu ultramaratonu koşan arkadaşlarım var. Beni de koşuyu sevdirenler. Ben böyle koltuk değnekleriyle falan debeleniyorum, sıkıntım var. Alper o zaman bana şey dedi, ya Likya'ya gidiyoruz önce, bu sene 6G kategorisi açıldı. Daha ufak bir etap yapılacak, herkese yemeği verilecek. Hani neden denemiyorsun dedim ki, ben iyi değilim. Dedi ki hiçbir şey olmadı, birilerine su verirsin yolda, destek olursun. Birinci gün denersin, olmadı bırakırsın. Çok kucaklayıcı bir ortam var dedi, eminim sana çok iyi gelecek dedi. Ben o gün evde bıraktım koltuk değneklerini. Sağlık raporunu aldım ve gittim. Ama ne ultramaraton nedir, dağda oralarda ne yapıyorlar, çadırda nasıl kalma hayatım. Yani aslında çok komik hikayelerim var. Yani yanında ne olmaması gerekiyorsa taşımış götürmüşüm, ne var olması gerekiyorduysa da yoktu. Hepsini orada öğrendim. Herkes ne söyledi, inanılmaz yardımcıydı herkes. Hatta Taner Hoca bana şey demişti, Yonca ikinci günü geçtiysen bu iş altıncı güne gider ve bu iş biter diye.
O benim için çok büyük bir deneyimdi. 6G Like Yolu Ultramaratonu o kategorideki tek kadın da bendim. Yani gene en son ben geldim bitirdim. Başka kadın olmadığı için kürsüye birinci çıkmıştım. Ona da çok şaşırmıştım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geliyor. Öyle bugünlere geldim. Başladım. Evet. Peki şimdi geçen yıla dönecek olursam, çünkü şöyle bir durum yaşandı. Ondan önceki senelerde koştun, evet. Ve geçen yılda 6G koşman bekleniyordu aslında. Tabii canım, ama 6G son yazalım. Gece büyük bir değişiklikle senin fikrini değiştiren neydi bilmiyorum ama bir çılgınlık yaptın bana göre ve ultraya katılmaya karar verdin. Bu nasıl gerçekleşti? Kendini nasıl böyle ultra bir anda? Evet, Like Yolu ultramaratonun ultrasını yapmayan herkes için çok çılgınca. Fakat orayı bilen, o ruhu bilen insanlar için çok normal bir karardı. Hatta Taner Hoca'yı aradım ben. Ne diyorsunuz hocam? Bir gün önce. Şöyle, yani cumartesi günü çadırlara giriyoruz. Briefing yapılıyor. Ertesi gün koşuya başlıyoruz. Start. Ben 6G kategorisi için malzemeyle geldim. Ama yapabilirsem arada belki uzun etapları denerim diyordum. Bakiye abla girişte Bakiye Duran. Yonca dedi, hadi gel dedi, ultrayı yap dedi. Onu da bana ikinci söyleyişi bunu. Ya üçüncü bir kez teklif etmezse ben senin yanında gelirim. Yapabilir miyim, çantam yok dedi. Bak dedi, stand var, git çantan al. Yemek ne yapacağım dedim, gıda. Mahmut'u ara, Mahmut Yavuz, o gelirken sana getirir dedi. Hallederiz, merak etme dedi. Taner Hoca'yı ara dedi. Yarış açısından, teknik açıdan bir sıkıntı yoksa dedi. Federasyon açısından hani kurallar gereği. Bence ben hemen Taner Hoca'yı aradım. Taner Hoca da bana şöyle dedi. Tabii yapabilir miyim sizce dedim. Yoncacığım hiçbir sıkıntı yok. Geç bile kaldın. Tabii ki yaparsın deyince. Hani profesör doktor Taner Damcı bunu diyor. Bakiye Duran bunu diyor. Yapmazsam, denemezsem ayıp. Hocam tabii Yonca'yı tanıdığınız için böyle bir karar verdiniz ama nasıl gerçekleşti? Yani başkası da olsa durum nasıl olur? Şimdi Yonca zaten 6G'leri yapmıştı. Bir de biz herkesin zaten ultramaratoncu olmasını istiyoruz. Tabii. Ya da oraya gelenlerin daha çok ultramaraton koşmasını istiyoruz. 6G bir ara kategori. Yani bundan korkan, işte hiç denememiş ultramaratonu, arazide koşmamış insanların alışması için koyduğumuz bir kategoriydi ama o çok tercih edilen bir kategori haline geldi sonradan. Dolayısıyla 6G zaten birkaç defa yapanları ya da bir defa yapanları hatta ultracı olmasını istiyoruz biz. Öyle bir şey 6G. Dolayısıyla Yonca da arayınca harika fikir. Zaten Yonca'yı tanıyorum. Çok iyi koştuğunu biliyorum. Arazideki performansını biliyorum. Daha önce iki defa yapmıştın 6G galiba. Evet, Ranfay'la beraber. Ama yeterince hazırdı, evet, size göre de. Bence kesinlikle hazırdı. Ben de geç kaldım. Geç bile kaldım dedi. Sizden öyle de alınca bunu, evet, önce yollara. Yani evet, orada şöyle bir şey var. Kimse aslında laf olsun diye seni yüreklendirmiyor. Herkes birbirini tanıyor. Bir de bence doğada arazi koşullarının şöyle bir şeysi var. Sen doğayla uyum içerisinde kalırsan aslında doğa seni oraya götürüyor. Çok savaşmamak lazım. Sakin sakin ve hakikaten Like Yolu Ultramaratonu yapısı, organizasyonu itibariyle de 6G'yi yaparak oraları bir kere o beyninde oluşan korku, endişe, yaparım yapamamları bir kenara bıraktıktan sonra sana her şeyde her adım ne kadar yapabilirsini gösteriyor. Yani senin ne kadar çok kabiliyetin var, ne kadar güçlüsün, sorunlar karşısında nasıl çözümler üretebiliyorsun, hayatta kalma becerilerini hatırlatınca ve Bakiye ablanın da söylediği hele bir oraya gelelim hallederiz diye 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 gerçekten yapabilirsin. Tabii. Aşama aşama. Koşma gerçekten. İçin eğer bir insan ben yapabilir miyim diye soruyorsa büyük olasılıkla yapabilir. Çünkü o kendisini tanımıştır. Sadece bir endişesi vardır. Onu yani yapabilir miyim diye herkese aslında yapabilirsin demek lazım. Koşucular için söylüyorum. Evet. Çünkü o zaten kendisini tanımıştır. O yapacağını bilmese o soruyu bile sormaz. Zaten hocam sizin hep söylediğiniz bir şey var. Buraya geldikten sonra siz eski siz olmayacaksınız. Büyük bir değişim olacak. Ve çünkü o güne kadar hiç böyle bir şey yapmadığın için yapabilir olduğunu bilmiyorsun. Diye. Bilmediğin bir şeyle ilgili endişen var. Şimdi onu da hakikaten çok insanlara ben de mesela gelin yaparsınız deyince böyle şey gibi bakıyorlar. Ya sen bizi ne zannediyorsun? Diyorum ki peki sen, ben sana niye bunu boşuna söylüyor olabilirim ki? Denemediğin bir şey hakkında, görmediğin bir şey hakkında yapamam ben nasıl diyebiliyoruz biz? Çok hep onu fark ettim. Bu bana bunu öğretti aslında doğada koşmak, Like Yolu Ultramaratonu. Bizim bir sürü becerimiz var ama hiçbirini kullanmıyoruz, köreltiyoruz. Sonra da bir ön yargımız oluyor kendi kabiliyetimiz ve gücümüzle ilgili. Yapamam ben, hep ağız alışkanlığı olmuş. Halbuki yapabilirsin.
Ama denemeden bilemeyiz. Gittiğin yol kadar zaten cebine kar. Tabii. Hani en kötü ne olabilir? Bırakırsın. Bırakırsın yani. Tabii. Ben bu organizasyonda Taner Hoca'nın bence en büyük bakış açısı, bizim ülkemize kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi. Yaptığın kadarı zaten çok kıymetli. Bırakmak da büyük bir karar. Hani sonunda tabii, kendimizi tabii. öldürmeyi değil, kendimizi aşmayı deniyoruz. Bırakmak, yaptığın kadar devam edebilmek, gittiğin yere kadar gitmek bence bütün bunları denemek isteyen herkesin gelip yapabilecek olduğu bir şey. Yonca Tokbaş bunu söylüyorsa demek ki. Ha, gerçekten öyle. Hani haklısın. Şimdi tabii ki böyle bir tecrübeyi edindikten sonra şimdi eminim sana bu sene yeni katılacak olanlardan da çok sorular geliyordur. Çok. Hani neler yapabiliriz, edebiliriz? Bunu da konuşacağız tabii ki ama hocam ben biraz da parkurdan bahsetmek istiyorum. Çünkü yine kategoriler var farklı farklı. Ultra maraton, yine 6G var. Takım yarışları var. Likya Trail Series 3 var. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz ve özellikle bu rota çıkarken daha çok nelere dikkat edildi ve geçen yıl yarışanların da size böyle yine feedbackleri eminim önemsiyorsunuz. Çünkü siz de bu işin içinden geldiğiniz için bence bu koşucular için son derece önemli, güven teşkil ettiği için neler söyleyeceksiniz parkurla ilgili? Şimdi rota tabii çok dünyanın en zor rotalarından bir tanesi, evet. Ve en güzel tarafı da bu. Dünyanın en spektaküler, harika manzaraları olan, tarihsel doku içinde geçen müthiş bir rota. Zor tabii ama zorluğu da güzel. Çünkü biz aslında zorluğu seviyoruz koşucular olarak. Zor olmasını seviyoruz hakikaten. O çok değerli bir şey zor olması. Başka hayatımıza başka ufuklar açıyor o zorluk. Yalnızca koştum aferin falan değil. Başka dayanma güçleri veriyor. Başka ilhamlar veriyor zorluk. Çok değerli bir şey zorluk. Biz hep acıdan kaçma kültürü var. Ya da günümüz kültüründe hiç acı çekmeyelim istiyoruz. Ama oradaki koşarken çekilen yorgunluk, küçük acılar insana çok şey öğretiyor. Dolayısıyla bu çok şey öğreten bir yarış, Yonca'nın da söylediği gibi. Rota, Likya yolu aslında bir ağ. Yani bir tane yol da var, oraya çıkıp gidiyorsun değil. Hı hı. Bir sürü şeyleri var. Bir network, bir ağ var. Biz onun üzerinde en güzel rotayı seçtik. Ama rota her yıl değişiyor. %10-20 oranında değişiyor. Bazen daha fazla değişiyor. Hem daha önce koşmuş olanlar farklı deneyimler yaşasın diye, hem mesela daha güzel bir yer buluyoruz koşarken, orayı da katıyoruz falan. Dolayısıyla sürekli bir değişimmiş, dinamik bir rota yani. Yokuşlar var, inişler var, kayalık var, dağlar var. Manzara enfes zaten. Orman içi var, kum koşu yani sahil koşuları var. Okaliptus ormanı, benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi o şeydeki Leton'daki okaliptus ormanı mesela. Nehir geçişleri var, inanılmaz şeyler var. Ben zaten şöyle kendimden size örnek vermek istiyorum. Geçen yıl sadece röportaj için geldim. Bana da seninki kadar olmasa da önce dediler ki nasıl yani yarın Gelidonya etabı var ve hiç koşmayı düşünmüyor musun gerçekten dediler. Ben de Yonca gibi acaba yapabilir miyim derken tamam o zaman dedim ve ertesi gün kendimi 23 kilometrelik parkurda koşarken buldum. Süper. Yani inanılmazdı sonrasındaki 3 günde ben sadece son 4 günde dahil hı-hı. olabilmiştim ama gerçekten muazzam bir tecrübe yaşayanlar için. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Öncesinde hocam yaklaşık daha zamanınız var 23-30 Eylül tarihlerine gerçekleşecek. Ultramaraton çok farklı bir hazırlık gerektiriyor. Az önce söylediğim gibi fiziksel anlamda, kondisyon anlamında ama bu sene ilk kez gelecek olanlara öncelikle mesela 4G etabını mı tavsiye edersiniz? Yani ilk kez bu işe başlayacak olanlar için. 6G'yi tavsiye. 4G şey için koymuştuk biz. Zaman işten güçten izin alamayanlar için. Zaman kısıtlılığı dolayısıyla koymuştuk. 6G'yi tavsiye ederim. Çünkü 6G her şeyi görüyor. Yani rotadaki güzellikleri, bütün tarihi dokuyu, doğal dokuyu görüyor. Oranın şeyine giriyor, havasına giriyor, onu soluyor. Hı hı. 4G biraz kısa oluyor bence. Yetmiyor. Dolayısıyla evet yetmiyor. Giderken de keşke 6G gelseydik diyorlar. Dolayısıyla eğer izinleri falan ayarlayabiliyorlarsa mutlaka 6G'ye gelsinler. Çünkü o zaman ultracılarla böyle daha başka bir kontak kuruluyor. Sanki o kendileri de ultra koşuyormuş gibi bir duygular evet. oluşuyor falan. Ve orada bir aile oluşuyor bir haftada. Herkes birbirini destekliyor. Rekabet de var ama dostluk daha fazla. Ay evet. Harika bir duygu oluşuyor. Dolayısıyla 6G'yi tavsiye ederim. Peki hazırlık sürecine gelince mesela hem size sormak istiyorum yarış direktörü olarak hem de önce sen de yıllardır gidiyorsun, koşuyorsun. Hani nasıl bir hazırlık süreci yapılması gerekiyor? Şimdi daha zaman kısıtlaması olurken yani daha az bir zaman kalmışken
tempoyu mu arttırmaları gerekiyor yoksa daha çok güçlü dayanıklılığa mı önem vermeleri gerekiyor? Tabii ki her bireye göre değişiyor ama siz kendinizden yola çıkacak olursanız neler tavsiye etmek istersiniz? Birkaç parametre var aslında. Bir tanesi mesafe. Mesafe. Mesafe yap, yani mesafe yapmak, mesafe yaparak büyük oranda çalışılıyor. Dolayısıyla mesafe yapmak. Mesela hafta sonları uzun mesafeler yapmak. 6G'ye gelecekse gerçi orada 20 kilometre civarında oluyor her gün. Bir gün çift çıkış oluyor. Ama bu rakamlara ulaşabiliyor olmak. Düz bir rotada da oluyorsa tercihan yokuşlu arazi patika koşuları yapıyor olmak. Biraz tabii vücudun üst kısmını da çok çalıştıran bir şey ultramaratonlar. İnişler, çıkışlar, dönüşler, aynen, sırt çantası, üst gövdeyi de çalıştırmak iyi olur. Bunun için işte karın ve sırt kaslarını güçlendirmek. Yoga, pilates mesela çok işe yarar. Şeyden önce, ultramaratonlardan önce. Gövdenin taşıyıcılığını artırır. Mesafenin bir de psikolojik dayanıklılığı artırıcı şeyi var. Çünkü bazen ne kadar güzel olursa olsun, ya benim burada ne işim var diyorsunuz. Yani yorulunca. Ona alışık olmak, o mesafenin verdiği duyguya alışık olmak da bir psikolojik avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bütün bunları bir de sprint antrenmanları da yapmak iyi olur. Özellikle yokuş çıkışlarındaki performansı artırır. Hepsini karıştırarak ama biraz yoğunlaştırarak yapmak az süre bile kalmış olsa öneririm. Ama 6G zaten koşan bir insanın yapabileceği bir şey. Çok zorlanmadan yapabilirim ama Yonca sen neden söyleyeceksin? Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim genelde gördüğüm hepimizin bir fikri var koşmakla ilgili. Like yolu, ultramaratonu gibi bir ortam. Bunların hepsinin dışında bir ortam. Bence gelen herkesin hız odaklı fikrini bir kenara bırakıp ben bu yolda ilerleyeceğim ve yol bana ne anlatıyorsa onu dinleyeceğim diyerek gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkeste şöyle bir şey oluyor. Atıyorum bugüne kadar 10 kilometreyi diyelim ki 55-60 dakikada koşmuş. Oysa Like yolu maratonunda 10 kilometre için 4 saat limit veriliyor. Çünkü bazen insan 1 kilometreyi 2 saatte geçebilir. Ve buna fikren alışmak bir kere bence kendi içimizde bir şeyi kırmak demek. Hı hı. Ön yargıyı ve kalıbı. İkincisi yokuşta koşamayabilirsin. Kayada koşamayabilirsin. Yokuş aşağıda koşamayabilirsin. Ama biz yani gelen şunu zannediyor. Koşamadım ben. Çünkü koşulamaz bir durumdaydın. Ve hala sen aslında çok ciddi bir fiziksel aktivite yapıyorsun. Bunu küçümsememek lazım. Yani orada sen her gün en azından 3-3,5 saat ben ineceğim, çıkacağım, yürüyeceğim, koşabildiğimce koşacağım, koşamadığım zaman koşamayacağım, çok yorulduğumda duracağım fikrini bence kabul ederek gelmeli. Hı hı. Ve hala yaptığı aktivitenin herhangi bir yolda veya bir kapalı spor salonda yaptığının çok üstünde bir aktivite olduğunu bu bilince varmalı aslında. Aynen. Ben gidilen mesafeden çok kat edilen zamanı çok önemsiyorum orada. Çünkü 10 kilometreyi 55 dakikada yapmakla 4,5 saat bir maratona bedel süre harcayarak dağlar aşmak çok çok farklı. Bir de arka arkaya olunca gün, her gün olunca gittikçe zorlaşıyor. Yani, bir de sizin söylediğiniz bir şey var. O geçilen yolun tadına da varmayı bilmek lazım. Tabii, yani bambaşka bir şey. Geçip Gelidonya Feneri'ni görmeden koşamıyor. Evet ne yazık ki yani kürsü için özellikle ben onlara bile bir durum diyorum. Ortak anlaşmadan. O da başka güzellik. Kürsü de başka güzellik. Ama kürsü hedeflememek de başka. En arkadan gelmek de harika bir şey. Önemli olan Yonca'nın da dediği gibi çok katılıyorum ona. Gidiyor olmak. Evet devam ediyorsun. Yol alıyor olmak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ultramaratonların bence en büyük özelliklerinden bir tanesi o rotada hepimiz beraber çıkıyoruz. Çok hızlı olabilirsin. Elit sporcu olabilirsin. Çok iyi bir ultramaratoncu olabilirsin ama çok hızlı giderken rotayı şaşırabilirsin. Ve senden hiç alakası olmayan gayet amatör bir sporcu senin önüne geçebilir ve saatler fark atabilir. Şimdi ben ona da diyorum ki doğanın hani böyle sana yaptığı küçük bir oyun hakikaten bir yandan stratejik bir plan da olabilir. Biraz durup beklemek herkesin yorulduğu bir anda basmak ve gitmek. Çünkü 6 gün devam ediyor. Yani bugünün yorgunluğuyla 6. günü de çıkartabilmek gerekiyor. Dolayısıyla insanın bedenini dinlemesi, öğrenmesi, gücünü korumayı öğrenmesi çok önemli bir şey. Hani sürdürülebilir enerjiyle devam edebilmeyi sağlamak da çok çok önemli. Mesela yol kaybetmek hakikaten önemli konu. Yol bulmak daha doğrusu. Ama hocam artık dedik ultranın doğasında var. Doğasında bu kaybetmek var. Kesinlikle var. Ama mesela şöyle yol, bu çok ilginç bir şey aslında.
hayatı temsil ediyor. Evet. Bir kişi yol kaybediyor. Arkasında 10 kişi onu takip ediyor. 10 kişi yol kaybediyor. Tek kaybeden çok az. Evet. Ve 10'ar kişilik gruplar halinde falan kaybediyorlar. Bir sürü şeklinde var. O da çünkü o doğruyu biliyordur diye herkes birbirine yüklüyor. Aslında en önemli mesajlardan biri herkes kendi yolunu kendisi bulması lazım. Aynen öyle. Hem hayatta yani bunu hayata da yansıtabiliriz. Hem de ultrada. İnce çünkü önde, önde gidene güvenmemek lazım. Bir de ben ilk rotadan şaştığımda diyoruz ona. Çünkü geri bulduğun için baki abla düzelmiş. Kaybolduysan burada ne işin var dedi. Demek yani ki kaybolmuşsun. Ama ilk böyle gittiğimde rotadan kayboldum vesaire böyle nasıl oldu bilemedim bulamadım edemedim falan dediğimde ki aradığımızda çok güzel yönlendirici oluyorlar zaten. Buradasın ya dedi. Tolga şey dedi. Evet aslında diyecek bir şeyim kalmadı. Yani biraz geç geldim ama geldim. Yani günün sonunda o da sana bir şey anlatıyor. Yani panikle tekrar yönünü bulmak, o anki duygunu hatta kendinle olan öfkeni bile yönetebilmek sana aslında hayata dair bir dayanıklılık kazandırıyor. Çok daha farklı, evet. Çok, ay yani. Hocam ama zaten kaybolduklarında takip cihazı olduğu için belli bir şeyi açtıkları zaman zaten telefonla arayıp rotanın dışına çıktığı bildiriyor kendilerine. Tabii. Ben Likya yolunda kaybolduğu için evine geri dönemeyen kimse tanımıyor. Evet. Yani bir kere takip cihazı kaybolmuştu Kapadokya'da. biz bakıyoruz şeyde ekrandan duruyor orada ama koşucu abi, onun yanına taşıyan koşucu geldi. Bir köylü bulup eve götürmüş. Evden gidip takip cihazını almıştık. Hocam biraz malzemelerden de bahsetmek istiyorum aslında. Orada bütün bir listeyi veriyorsunuz. Çantalarında olması gereken zorunlu malzemeler. İlk daha çıkış yapılmadan önce kontrol listesi yapılıyor zaten. Onsuz hiç kimseye yollamıyorsunuz ama diskalifiye olmaya yönelik hareketler de zaman zaman olabiliyor mu? Birbirleri arasında yine ultracılar yemek yetmemesi halinde öyle bir ihtiyaç karşılanma durumları da söz konusu. Birbiriyle yemek anlamında yardımlaşmamalarını istiyoruz. Çünkü herkes kendi çok böyle malzemesi kendine yeterlik gerektiren bir şey olduğu için yemek alışverişi olmamasını istiyoruz. Olmuyor zaten. Yani orada bunu yapacak kimse olmuyor. Herkes bilincinde. Herkes bilincinde oluyor. Çünkü oraya gelmişsin bütün gücünü harcayarak arazide koşuyorsun. Bu kimse buna tenezzül etmiyor. Ama doğadan yiyebilmeleri serbest herhalde. Doğada zaten buldukları evet, eğer bir şey bulamıyorsun. Yani doğada mevsimde buldukları derken yolda karşılaştıkları markette değil ama ağaçtan bir şey alırsa problem yok tabii. O yüzden yemek yiyecek konusunda kendine yeterlik istiyoruz. Su taşıma kabı istiyoruz. Çünkü çok uzun süreler su, yani 10 kilometre 12-13 kilometre su veremediğimiz oluyor. Bu süreler çok uzayabiliyor. O yüzden büyük su kapları olmasını istiyoruz. GPS olması gerekiyor. GPS'lerini yüklüyoruz biz onların. Ama ona bakarak yolu bulmaları gerekiyor. Kaybolurlarsa tekrar yola dönmeleri için ona bakıyor olmaları çok önemli. Onun dışında işte düdük, ayna gibi, kafa lambası gibi temel ihtiyaçlar var. Yalnız bir şeyi ben burada biraz daha açmak istiyorum Yeliz. Çünkü şimdi bize çok tanıdık gelen bir şey bu programı seyredenler açısından. Şimdi 6G kategorisinde organizasyon sabah öğlen akşam için yemek veriyor. Ve sadece yolda zorunlu malzemelerini ve suyunu taşımak için bir sırt çantan ve o zorunlu malzemeler var. Ultra kategorisini yapanlar 6 gün boyunca yiyecek içecek her şeylerini giydiklerini uyku tulumlarını istiyorlarsa matlarını da dahil olmak üzere sırtlarında taşıyorlar ve onlar organizasyondan yemek değil sadece sıcak su içecek su limon tuz desteği mesela alıyorlar ve duşları tabii ki kullanabiliyorsun vesaire ve çadır kuruluyor onlara da. Ultra için gelenler hepsi zaten bunun bilincinde. 6G yapan arkadaşlarımız da ultracıların ne yaptığını bildikleri için aslında onlar da son derece saygılılar bu duruma. Fakat ben zorunlu malzemelerin altını çizmek istiyorum. Çünkü hakikaten eğer yarış teknik direktörü ve bu organizasyonu yapan insanlar o zorunlu malzemelerin olması gerektiğini söylüyorlarsa gerçekten bir bildikleri için birincisi bizlerin kendi can güvenliği ve sağlığı öte yandan bize olacak bir şey organizasyonu da zor duruma düşürüyor. Yani hani çok ciddi bir bilinç gerektiriyor. Deyip hiçbir şekilde şey yapmamak gerekiyor. En ufak söylenen şeye kadar çok ciddi önemi var. Ancak başına geldiğinde ve ihtiyacın olduğunda ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Bunu çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz zaten. Ya, arada da kontrol ediliyor. Yani yarı yolda bırakanlar varsa da. Onlara da hemencik. Kısa bir reklam aramız var. Ardından keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Running tüm hızıyla devam ediyor. Bugün stüdyomuzda 23-30 Eylül tarihlerine gerçekleşecek Likya Yolu Ultramaratonu'nu konuşuyoruz. Tekrar sizlere konuklarımı hatırlatmak istiyorum. Likya Yolu Ultramaratonu yarış direktörü Profesör Doktor Taner Damcı ve yazar ultramaraton koşucusu Yonca Tokbaş bugün bizlerle birlikte. Hazır malzemelerden bahsediyorken Yonca, biraz da çantanın aslında ağırlık durumundan falan da bahsetmiştim. Çünkü çok küçük hesaplar yapılıyor. Diş fırçalarının koparıldığına dahil böyle şeyler söyleniyor. Hem bunlardan çanta içi hazırlıklarından bahsetmek istiyorum. Hem de çok merak ediyorlar. Herkes böyle spor ayakkabılarla koşarken Yonca Luna sandaletleriyle koşuyor. Terlikse hayvan. Ultra koşuyorsun. Yani hiç darbe an. Yani biraz anlatır mısın gerçekten? Şimdi önce çantadan başlayayım. Ne kadar küçük tecrübesizsin o kadar ağır bir çantan var. Taner Hoca o konuda elinden geldiğince ilk başta çanta kontrolünde söylüyor. Bu çok ağır, bu çok hafif, daha fazla bir şey. Orada yani başlamadan önce hakikaten bize o konuda çok yol gösterici. Ben çok fazla malzemeyle çıktım. Çok aç kalmaktan korktum ben çok. Hiç aç kalmadım. Zaten hiç değilmiş sorun. Hep söylüyorlardı yani mesele aç kalma meselesi değil o yolda. Evet. Yani. Ben hani güvence olsun diye. Ben elinde yemeğini alıp koşan arkadaş da hatırlıyorum. Onu bırakmak istemediği için anladım ama ben onu. Gerçekten aslında hafiflemeyi öğretiyor bize ultramaraton. Bir sürü şeye hiç ihtiyacımız yok hayatta. Yeterli kaynağın olduğu sürece her şey yolunda. Ben ultraları koşan arkadaşlarım tarafından çok iyi bir malzemeyle çıktım. Makarna da yedim, somon da yedim. Yani her şeyim vardı. Her şeyim vardı. Ağırdı çantam. Ama yedikçe azalıyor zaten sırtındaki yük. Luna sandaletlere geleyim. Bir kere ben dünyada ilk sandaletle koşan insan değilim. Ama gerçekten Türkiye'de böyle mesafeleri Luna sandaletle koşan, ultramaraton koşan ilk galiba benim. O yüzden de her seferinde senin bir ayakkabın yok mu diye parkurda gelen çok oluyor. Yaşanıyor. Taş çarpmıyor mu? Parmak arası vurmuyor mu? Hiçbiri olmuyor. Benim bu malzemelerle ilgili şöyle bir şeyim var. Koşmak çok sade bir spor. Hatta ben don paça koşulur demek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Neyle rahatsan o kadar uzun gidebilirsin. Seni motive eden şeyler. Aynen. Belki. Sen neyi seviyorsan ve sen neyle rahatsan. Luna sandaletler koşuya uygun bir malzeme. Ama bir sürü insan ayakkabıyla çok rahat. Herkes bir marka tavsiyesi soruyor ama her insanın ayağı kendine. Neyle rahat ediyorsa onu seçerek gelmesini gerçekten çok çok önemsiyorum ben. O konuda da özgür olmamız gerektiğine inanıyorum. Parkura uygun Luna sandaletlerim. Doğada koşmak için çok çok uygun. Hakikaten asfaltta ve betonda koşmanın bir insana verebilecek olduğu zararı aslında ben Lunalarla koşarken daha hissettiğim için zemini anlıyorum. Doğada koşmanın ne kadar dizlere vurduğu, basıncı bile hafiflettiğini görüyorum. Kayaydı, kumdu vesaire. Ve o yüzden belki doğal olmayan ortamda ayakkabılar hakikaten iyidir. Ama ben her yere Lunalarla koşuyorum ve çok çok rahatım. Evet, kırmızı rujun olmadan, Lunaların olmadan. Onlar total gibi. Yani ben ona inandım. Bizim ailenin kadınlarında böyle bir şey var. Yani onu ayıramadım ben o şeyden. Ne bileyim yani günün sonunda bana kendimi iyi hissettiriyorum. Bir kere sürmedim. Bugün de bir takım aksilikler oldu. İyice tamamladım. Bir daha artık hep süreceğim dedim. Peki Taner Hocam, ülkemizde gerçekten Likya yoluyla birlikte başlayan ultramaratonlara ilgi, daha doğrusu koşuya olan ilgi son bir yıla baktığımız zaman inanılmaz arttı ve organizasyonlar her hafta sonu artık üst üste geliyor ve yarışçılar hangi birine gideceklerini takvimden seçmeye çalışıyorlar, yetişemiyorlar. Bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu işin içinde çok daha başlarında yer alan bir isim olarak bu kadar bir patlama yaşanacağını gerçekten düşünüyor muydunuz? Düşünüyordum çünkü bu patlama önceden batılı ülkelerde yaşanmıştı. Ve yaşanacağını gösteren bulgular vardı. Onlar da yaşanmadan önce de gösteren bulgular vardı. Çünkü koşmak başka bir şey. Koşmak evet spor, yarışma bunlar var ama koşmak başka bir şey. Koşmak insanın başka bir ihtiyacını gideriyor. Günümüz insanının başka bir ihtiyacını gideriyor. Ve bunu keşfedince insan onun peşinden gidiyor. Ve hiç bırakmıyor koşmayı. Ya da bırakmak zorunda kalsa bile aklının bir köşesinde hep o oluyor. Koşmak günümüz insanının tam aradığı bir şey aslında. Çünkü bedeniyle bir bağlantıysa kopmuş olan hepimizin bedeni var. Çok değerli bir bedenimiz var. Günlük hayatında bundan kopmuş vaziyetteyiz. Bedenimizi hiç düşünmüyoruz. Bu bağlantıyı kurduruyor. Bizim küçük başarı ihtiyaçlarımızı gideriyor mesela. Her gün koşuya çıkıyorsunuz. Her sabah koşuya çıkıyorsunuz. Sabah kalkıp belki kendinize kısarak ne işin var burada diyerek koşuya çıkıyorsunuz. Ama o gün bambaşka geçiyor. Çünkü zaten başarı hanenizi doldurmuşsunuz. Ondan sonra gelecek başarılar bonus oluyor. Ama onu yapmadığınız zaman belki başka türlü
gerginlikler yaşıyorsunuz içinizde. İnsanlarla iletişim var, bedenin sağlığımızı geliştirmek var, dünya ile ilişki kurmak var, bir şeye ait olmak var, ait olmak duygusu var. Aidiyetlik, evet. Evet, bir koşucu grubuna ait olma duygusu var. Koşucunun verdiği bir mesaj var bedeniyle, zihniyle, duruşuyla, konuşmasıyla. Bunların hepsi günümüz insanının kendisinde eksik bulduğu şeyleri tamamlamasını sağlıyor. O yüzden koşmak bir moda, trend falan değil. Koşmak ihtiyacımız olan, yani bugün yaşadığımız hayatta ihtiyacımız olan boşluğu dolduran bir şey. O yüzden daha da patlayacak, yani olumlu anlamda patlayacak ve çok daha yayılacak, çok daha güzel noktalara gelecek. O yüzden buradan bizi dinleyen, koşmayan insanlara bir an önce başlayın yani. Diyorum. Yonca, sen neler söylemek istersin? Yurt dışında yaşıyorsun aynı zamanda. Evet. Hani orada da çok fazla insanla iletişim halinde olduğu için ve senin sabah antrenmanlarını takip eden çok insan var. Aynı zamanda triatlet olma yolunda iyice hızlı, emin adımlarla ilerliyorsun. Ülkemizdeki durumu nasıl değerlendiriyorsun sence bir kadın olarak aynı zamanda? Yani ben de bunun bu kadar aslında kıymetli bir noktaya geleceğini biliyordum. Kendimi koşmaya başladıktan sonra ona. Ben hatta ilk koşmakla ilgili bir şeyler yazmaya başladığımda ya bunları kim okur falan deniyordu. Şimdi nereye koşacağımızı şaşırdık. Organizasyonların olmasına ve aslında insanların nereye spor yapmaya, nereye bu keyfi almaya gideceklerini şaşırmalarına seviniyorum. Ümidim bunun bütün koşu grupları ve organizasyonlar arasında bir mutabakata varıp aslında herkesin yarışlar arasında da bir saygıya varıp insanların hakikaten farklı yarışlara çakışmadan, gönlü birinde kalmadan da bir takvim oluşturulabilmesi. Ve günün sonunda şöyle bir şey var. Eğer böyle organizasyonlar olmasa biz de nerede gidip nasıl böyle bir şey yaşarız bilmiyorum. Ben o yüzden mesela Likya Yolu Ultra Maratonu'na hayatım boyunca gitme kararı aldım. Çünkü eğer sizler yapmazsanız benim bir daha oraya bu şekilde gitme şansım yok. Yani bunu benim kendi başıma organize etmem zaten 3 ay 5 ayımı alır. Sadece rota çıkartmam, nerede kalacağımı bilmem. Astarı yüzünden pahalı, tek başıma can güvenliğimin olmadığı çok çok zor bir şey haline gelir. Yapılır ama neden böyle bir şey varken yapılmasın? Yurt dışında da benim gördüğüm hakikaten Dubai'de de her hafta sonu onlarca yarış var ve herkes canın istediğini yapıyor. Triatlon diyorsun, triatlonda zorlanıyorum çünkü ben gerçekten koşmayı seviyorum. Herkesin sevdiği bir spor dalı var, kendini en iyi hissettiği. Yani o yüzme ve bisiklete atlatırsam çok mutlu bir şekilde koşacağım. O anı beklemek için ama koşuma çok faydasını gördüm. Kuvvet anlamında, dayanıklılık anlamında, bana ters köşe gelen sporu yapmak için bir çaba göstermek anlamında. Ama bunun bizi takip eden insanlar üzerinde baskı yaratmasını da istemiyorum. Yani ben hayatımı buna göre organize edebilecek bir şekle geçebildim ama herkes kendi hayatının içerisine uyarlayabilirse esas o önemli. Yani herkes belki saatlerce antrenman yapacak koşullarda değil. O da kendine uyan. 10 dakika mı 10 dakika, 15 dakika mı 15 dakika. Hı-hı. Kendimizi dövmeden sporu hayatımızın içerisine yedirirsek spor çok şahane. Ya bir şekilde tabii kendimizi motive etmemiz gerekiyor herhalde. Evet. Ama birazcık da triatlon demişken kuzen Melik'ten bahsetmek istiyorum ben çok ya, az. Çünkü Yonca'nın kuzenleriyle birlikte erkek kardeşi ve kuzeniyle beraber birlikte bir ekip oluşturduğu kuzen birlik ekibi var. Yavaş yavaş damgasını vurmaya başladı artık evet. Yarışlarda. Senin vesilenle mi bu grup oluştu? Yok. Yoksa birbirinize mi bulaştırdığınız bir şekilde neler yaptınız? Kardeşim ve kuzenim onlar biraz daha triatlon sevenler. Kardeşim ezelden beri bisiklet çok çok sever. Damla kuzenim de yüzmeyi sever. Ben de koşmayı severim ve gel dediler biz üçümüz zaten hani bir triatlonda takım olabiliriz. Her şey öyle başladı. Ve aslında hayatımızın içerisinde bu işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar trajikomik hallere düştüğümüzü de paylaşmak istedik. Çünkü öyle de bir hale geldi ki sonuçta biz hayatı olan çoluğu, çocuğu, işi, gücü bunun arasında bunları yapmaya çabalıyoruz. Hani bir de bu gerçek var. Profesyonel değiliz ama bir profesyonel ruhuyla yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hayli eğleniyoruz. Gloria Ironman 70.3'e hazırlanıyoruz ekipte Ekim ayında. Ama dediğim gibi valla ben çok zorlanıyorum. Damla bildiğim kadarıyla Likya yoluna gitti ama Likya Fuat'ı yaptı. Da dahil edecek Run misiniz? Runfire da yaptı Damla, Likya'yı da yaptı. Fuat'ın da iş ve ikizler el verirse onları da karı koca Likya'ya transfer etmeye çalışıyoruz bu sene. İkizleri de mi? İkizleri belki biraz. Yeni doğan ikizleri. Peki önce şunu da sormak istiyorum. Geçen yıl ilk defa ultramaratonu gerçekleştirdin evet. Likya yolunda. Seni çok şaşırtan bir şey de oldu mu?
yol boyunca yani böyle gerçekten inanılmaz şimdi film şeridi gibi gözünün önünden geçti eminim izlerken ama ay. Ya bunu da hiç beklemiyordum gerçekten beni şaşırt yani kendi kendini de şaşırtmış olabilirsin bilmiyorum ama çok böyle aklında kalan bir şey oldu mu? Yeliz her an ve her saniye gözümün önünde. Geliyor. Bir senedir sadece bunu düşündüğüm her anda durakalıyorum. Her anı beni çok şaşırttı. Bir kere beni en çok şaşırtan aklımda büyüttüğüm hiçbir şeyin büyüttüğüm kadar zor olmamış olmasıydı. İkinci beni şaşırtan şey bu kadar zor bir şeyi bu kadar keyifle arkada bırakıp şöyle dönüp baktığında vay buraları mı geçtik demek çok şaşırtıcıydı. Üçüncüsü onlarca saat süren, günlerce süren o yolda bizi her checkpoint'te karşılayan arkadaşımızın güler yüzü. Bütün yarışan arkadaşların orada olan herkesin bizi bu kadar sabırla beklemesi. Bilmiyorum kime böyle güzel bir duygu nasıl. Çok şaşırtıcıydı evet her şey. Her tekti. Şey. Gece bir sahilde koşarken Kumluca'da halüsinasyon gördüğümü falan zannettim ben. Böyle bir sıcak hava geliyor sonra soğuk hava geliyor. Bakiye ablaya döndüm dedim ki ben mi? Yok yok sıcak su akıntısı olunca öyle bir şey oldu. Dedim ki Allah'ım neler yaşıyoruz yani. Ne bileyim her şey aşılabilirmiş hayatta. Dağlar, dereler, taşlar, kumlar, doğanın her türlü koşulu, gece, gündüz, sıcak, soğuk, rüzgar. Her şey aşılabilir bu hayatta ya. Yeter ki yol arkadaşın veya sen kendinle çok iyi arkadaş ol. Devam et, devam. Yani hız değil, devam et. Yol aktığı sürece devam etmek devam gerekiyor. Evet. Peki hocam bu sene ilk defa katılacak olanlara gerçekten neler söylemek istersiniz son olarak toparlayacak olursak? Nelere daha çok dikkat etmeliler gelirken? Malzeme zaten dediğim gibi açıklıyorsunuz özellikle. Ama ilk defa da bu tecrübeyi yaşayacak olanlara özellikle söylemek istediklerinizi alalım. Bir kere korkmasınlar gelsinler diyoruz. Kesin zaten gelsinler. Evet. Koşu hatta uzun yürüyüş tecrübeleri varsa biz şeyleri zaman şeylerini... Çok katofları. Evet, siz herkesi kucaklayıcı evet. süreler veriyorsunuz. Çünkü yürüyenler de bitirsin istiyoruz. Tabii ultramaraton koşmak başka bir şey ama 6G kategorisinde özellikle yapılabilir bir şey hakikaten. Çünkü biz zaten evet. günlük hayatımızda da yürüyoruz. Birazcık daha onun üzerine çıkmak lazım. O yüzden yani korkulacak bir şey değil. Hiç, gelsinler hiç, yeter hiç ki. Değil. Oraya gelince önlerinde bambaşka bir sayfa açılacak. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Hiçbir şey özel bir şey de yok. Orada zaten biz yapmak için yaratıldığımız şeyi yapıyoruz. Doğada hareket ediyoruz. Vücudumuz onun için yaratılmış zaten. Buradaki yaşamımız doğamıza aykırı. Oradaki daha uygun. Dolayısıyla gelsinler. Oradan kendi hızlarını belirleyecekler. Zaten birinci saatte her şey ortaya çıkacak. İlk yola çıkacaklar start noktasında. Orada gerginlik olacak. Ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan diye. Sonra birinci saatte ben şu yokuşu ne kadar zamanda çıkarım? Şuradan nasıl inerim? Ne kadar koşarım? Şurayı nasıl geçerim diye hep kafalarında kendi bedenlerine ait bir projeksiyon olacak. Zaten o olay. Ve orada öğrenecekler. O yüzden hiç korkmasınlar, gelsinler. Zaten çadırlarda en çok tanık olduğum şey hocam, akşamleyin yorgunluk, bitkinlik. Yani şu konuşmaları duyuyorum, işte şuram ağrıyor, şöyleyim, böyleyim diyorum ki herhalde yarın sabah yarışamayacaklar büyük ihtimalle. Sabah oluyor, güneş doğuyor ve sanki bambaşka yepyeni bir beden olmuş aynen. gibi, tekrar hiçbir şey olmamış gibi. Vücut kendi çıkıyor. Kendini inanılmaz hızlı yenileyen evet. ve güçlenen ve hiçbir şey olmamış gibi devam edebilen bir mekanizmaymış. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Hangimiz hayatta herhangi bir işe kolay başladık veya ilk başladığımız gün kolay mıydı? Bir kurumsalda iş başvurusu yaptığın ilk günün nasıldı? İki günün adaptasyon süreci yani değil mi? Hiç mi bunları aynı şekilde kendine o ilk günü verdikten sonra? O yüzden 6G ilk güne bakar adaptasyon. Kesinlikle. Bu i̇lk sene de önce ultrayı düşünüyor musun yine aynı şekilde? Ya ben düşünmemeyi öğrendim. Bakacaksın. Gideceğim. Canın ne istiyorsun? Hayır şöyle 6G'ye bu sene benden hevesle gelen arkadaşlarım var. Onların da haline bir bakmak istiyorum. Eğer yanlarında olmam onlar için çok yüreklendirici bir şey olacaksa bütün 6G'yi onlarla beraber yapabilirim. Ama yok onların Yonca... Onların yanında insan bulunur sen merak etme. Aynen. Söner Hoca seni şimdiden ultraya yazmış. Fakat şöyle bir şey var. Hakikaten ultrayı yapmak istiyorum hayatım boyunca. Çünkü o 6 gün 7 gün benim için tamamen bana ait.
olağanüstü bir şey. Doya doya tekrar tekrar ve bakalım daha geliştim mi ya da ne yapabiliyorum. Tek başıma onu da görmek istiyorsun. Evet, yani istiyorum. Peki bu sene sezon başka yine yarışlarda olacak mı? Az önce Gloria'dan bahsettin. UTMB'ye gidiyorum. Likya yolu ultramaratonunda kazandığım puanlarla hak kazandım. Hocam evet 6 puanlık da bir kazancı oluyor gelip katılan. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Dünya patika koşullarının bazılarına puanla gidebiliyorsun. Likya yolu ultramaratonu daha ultrası olarak çok yüksek puan veren bir ultramaraton. Ben de o puan sayesinde UTMB'ye hak kazandım. Çekiliş yapılıyor. O da yetmiyor. Puan da yetmiyor. Çekilişte de çıktı. Oranın da en küçük parkurunu seçtim ben. Hiç daha önce gitmediğim bir yer, bir görmek lazım. 6G'de o yüzden çok güzel kılavuzdu. Oranın OCC kategorisini koşacağım. 12 arkadaşız OCC'de ama UTMB'ye Türkiye'den katılan hayli yarışmacı var. O var. Ondan sonra Runfire var önümüzde. Ona gidiyorum. Başka neye gidiyorum? Başka ufak tefek başka Dalyan'da bir küçük yarışa kısa mesafeye. Dalyan Karetteran var galiba. Dalyan Karetta'ya gideceğim. Eker Ayran'a gideceğim. Gitmediğim yerlerdeki yarışlara da gitmeye çalışıyorum. Hepsine bir şekilde evet, yayılmaya çalışıyorum. Evet ya çok güzel. Bu ülkede koşulacak bir sürü yer var. Yani daha önce gitmediğim şehirlere gitme şansını da bana bu veriyor aslında. O yüzden gidebildiğimce gitmek istiyorum. Aslında istedikten sonra her şey zaman yetebiliyor değil mi önde? Çünkü evet. Aynı zamanda bir annesin, aynı zamanda yazarsın. Hepsini evet. Bir arada dolu dolu kolay yapman gerekiyor. Diyeliz. Koşarken de düşünüyor musun aynı zamanda? Yani bütün işte yazacağın şeyler olsun. Yani bu sana koşarken de mental anlamda evet. Bu rahatlığı sağlıyor mu aslında? Kimse vıdı vıdı yapmıyor. Bir tek ben kendimleyim. Gerçekten öyle ve yani ailem de spor yapan ve seven olduğu için hakikaten çocuklarım da kocam da bu konuda son derece anlayışlılar. O yüzden gidebildiğince gitmeye çalışıyorum. Kolay değil bunların hepsini bir arada yapmak ama imkansız da değilmiş. Yani sevdiğin şeyi yaptığı zaman çocukların da sevdiği şeyi yapmayı öğreniyor. Senin de bir rol model olarak evet, aldıkları için zaten. Evet ben koşular sırasında çok yazı çıkartıyorum. Yani durduğun yerde çıkmıyor da orada bir sürü insanlara baktıkça gözlemlemeyi kendinle kaldığın zaman ne fikrin varsa. Koşu anılarından da çok çıkıyor sonrasında. Çok çok şu an onu yazmaya çalışıyorum. Ve yazdıklarımın başka insanlara da çok faydası. Yani Likya yoluyla ve Runfire'le ilgili 6G kategorisine özellikle yönelik ben bir kılavuz yazı yazdım Yoncaca. Ama hakikaten insanlara faydası oldu. Yani çok çok gereksiz yüklerle yola çıkıyoruz. Çünkü oralar tam bunları bırakmak için. Ama kılavuz gerekiyor tabii. Evet. Hocam sizin de olacak mı böyle bir çalışmanız, bir kitap çalışması varsa var. Duyuralım hemen buradan. Ben bir kitap yazdım. Şimdi bitti. Doğan Kitap'tan çıkacak. Adı sanıyorum Koşuyorum Öyleyse Varım olacak. Evet. Tam adına her şey. Koşmanın felsefesi ve biraz tıbbıyla ilgili bir kitap var. O yakın zamanda çıkacağını zannediyorum. O zaman kitap tanıtımınız için de hocam sizi yine yakın bir zamanda umarım stüdyomuzda ağırlarız. Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Umarım bu sene biz de orada olup yerinden bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Dolu dolu çadır maceraları, yol maceraları hepsine çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Çok teşekkürler. Evet, Running'de bugün dolu dolu Likya yolu ultramaratonuna yer verdik. Bir kez daha hatırlatalım, 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğer hiç katılmadıysanız gerçekten bu eşsiz tecrübeyi yaşamanızı tavsiye ediyorum. Hatta dilerseniz klibimizle kapatalım diyorum. Tekrar geçen yıl neler olmuş onu izleyelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın. Şeyini yapacağız. Hiçbir şey düşünmeden sadece koşacağız. Felsefemiz,
sizleri mümkün olduğu kadar yormak ama hepinizin de bitirmesini sağlamak çok zor bir rota. Buradan giderken buraya geldiğiniz gibi olacak. Bazı şeyler verdin hani parayla satın alamazsınız ya da kitaplarda falan okuyamazsınız, sadece onu yaşamanız gerekir. Burası öyle bir yer, hani sadece yaşayın, kazanmanız da kaybetmeniz önemli değil ya, düşmeniz sadece gelin ve görün.